Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri avlatla torbetiga hoş geldiniz. Men Nuriya Rahman. Kitabdan eşip kaptu kitap okuş munbirimizde sizlere yeni bir eser okup beremedim. Sebebi sel aldıraş boğandan başka tekhimi muhimi bu kitabdan beri dadamın salametliği anca yakşı emez. Şuna sel könlümünün aramı yok. Elbette muhacirettiki her kandak birimiz vatendeki bir hemşinde kümülsüz haberini alsak keyfiyatımız şununla karab biten buzuluduğun gibi şuna sizlere eser oku beremeyi kaldım. Ama münbirimizdeki bir-birinin nadir eserlerini şundak yaktırıp anlaydıgan, tekrar anlaydıgan kıyrındaşlarını na ümit koymaydı. Bu yerge gelip oturup demen. Bugün Halide Sırayıl Abbay'ın Anı Deryanı İzlep degen bu kitabıdın Bizmu Ata Boba namlık eserini okup vermen. Bu eser na ait mi təsirlik? Ondan başka yani koşup koyduğunun bundan bir hafta 10 gün ilgiri kızım bilen bile Finlandiya'nın Helsinki degen şehirge berip geldik. Finlandiya'nın paytaxtı. Bu şehirge tünç qaytan berişim. Bekle yaqtırdım. Köygen, çıraylıq, güzel mənzirlerden başka meni bir məzmun alaydı özüge tatdı. O bulsumu Mannerheim degen Finlandiyalı kişi. Mannerheim bu kişininki toluq ismi Karl Gustav Emil Mannerheim. 1867-yili 4 iyun Finlandiyada tug'ilganken, 1951-yili Shveysariyaning Lozan universitet doktorxonasida qaza qilganken. Bu kishi Finlandiyaning tarixida xeyli muhim kishi qatorida hisoblanadi ekan. 1917-yildan ilgari, ya'ni Finlandiya Rossiyaning mustamlikasidagi chaqlarda Rossiya armiyasida marshal bo'lib ishlaydi ekan. Keyin Finlandiya mustaqil bo'lgandan keyin Finlandiya armiyasida ishlaydi ekan. Hatto 1944-yili Finlandiya raisi bo'ladi ekan. Albatta, meni qiziqtirgani bu mazmunlar emas. Balki bu kishining bizning ona vatanimizda ziyarette boğunu. Çünkü bu kişi hatta casusluk vazifesi bilen bağın dep mukarladı iken. Demek bu kişinin başka sayahatçilerden ya ki din tarqatqıçılardan misyonerlerden perki bu kişi adette ademle mağdıgan sayahatçile şiltidigan yollarını emez. Belki ademle ötmeydiğen muhim armiye bazıları digendek yerlerini arlap ütüp şu yerlerdeki ki coğrafiyelik şaraitlerini hatirlep resimge tatip etmeni diken. Onun üstüge bu kişi aynı vaxtada Rusya tarafından evetildiken ama özü Finlandiyelik bu aşka Finlandiya'nın pasportu bilen Finlandiyelik salahiyeti de verip ayrılıyken. Bu haqda yazılgan bir kitap bakken, o kitabının ki tercimesi Gharbi Yurt Ekspedisiya Mecmuası Mannerheim degen temidiken. Bu kitabını Uyghur kitap toru betidin çürüp, rakırıp oku baktım. Ama sizler oku bagedek tüzük bir mezmun yokken. Tüzük bir mezmun yok ya deyişimdeki sebep elbette bizdeki coğrafiyelik şaraitimizni şunçilik çıraylık güzel tasvirlep verip de aynı çağdaki. Ama şu vaktiki ictimai şaraitla adam için o kadar derecede şundak bir tasvirlenip de kişilerin turmuşu na aittin namrat andın bazı bir tırmıştaki bazı bir yaman illetle mesela kımarbazlık deyenge okşaş şulanı mı naitti tepsili tesvirlep getirdi de şuna şıka halıq Allah şuna halıqınınla bu Uyghur kitap toru betidin bu eserini çürüp bir okbaqsanla boğudak
bo'lmasa, on berda alaydi o'quvchiligi yo'q ekan. Demakchi bo'g'inim, bu apayningki asrni o'qib bo'lgandan keyin oxirga shu Finlandiyadagi sayohatimdan qistirib o'tdim. Agar buni xohlamaydiganlar asarni anglab bo'lgandan keyin to'xtatsanglar bo'ladi albatta. Bo'lmasa oxirgacha ko'rsanglar qizim bilan billa Finlandiyaning poytaxti Helsinki shahrida ko'rgan anglaganlarimizdan biroz vaqt bo'lasizlar. Xo'sh, boshlaylik. Bizmi ota bova? Xalida Isroil. Bu asarni tunchi qitim o'qiga vaqtimda behmo ta'sirlanib ko'z yosh qilgandim, har holda bugun o'zimni tutib olib o'qishga tirishay. Men bu yoldan her günü tök gittim mağımı. İşki barğıcı işki gittim, iştin yanğıcı işki gittim. Şuna bu yol mağa her bir tal teşiğe kadar tonuş. Elgiri bu yol yazlıqı uşuqca topu örlep dursa, kış ət yazlıqı patqaq dəstidin put alğılıp olmaydıgan onğul donğul yol edi. Yolun işki yıqıda hazır qıdak akasiya bilen arçı emez, qeyri terek bilen donğaq söget bar edi. Ene, avu Semot kövrüknün ornudiki ötmü tüşk bolup ketken tar tahta kövrüknün işki terepi kaçallı qarsa tosulup kalgan maşini terektör at ulaqları bilen tıxmı tıxmı bolup duratdi. Kövrüknün tövən rəki de bera muzdoz bovay oltıratdi. O beşiğa rengini ilgi kılgılı bolmaydıgan konu tomak kiyip, uçusudiki mazları sangılap durduğun her beçe joğusunun belini inçiki tasma bilen bağlı baladdı. Qeyrilap dağları bilen tolgan zəbren çırayı da appaq saqalı. Közlerini besip durduğun uzun uzun kaşları. Bolup mu? Muştumdak yoğun burni alaydı közge taşlanıp duraddı. Onun aldığa xeridar kemdin kem kelerdi. Ama o her günü meyli boran yağmurdu bolsun, ya ki kahırdan soğuk piş-piş aptaptı bolsun, hüddi yol boyuğa yıldız tartıp kalgandık. Ya ki eşu ebcah köyrüknün bir kısmığa ayınıp ketkendik, kün de şu yerde idi. Beşini meydesige sangılatıp, yoğan burnini cuvusunun yağlışıp ketken yaqısığa tıqıp elip, közlerini yumğın içe uzaqtın uzaq oltıraddı. Etrafıda yüz berip atkan işlarga, yoldun gürkildep ötip atkan maşini traktorlarga, ayğı üzülmeydigan adam, at ulaqlarga pervamı kılmaydı. Hoddi o bütün dünyanı esidin çıqırıp etkendik. Dünya onu unutup kalgandık edi. Fakat menla her günü bir xil tinçsizlik, azap, eyminiş bilen bovayğı yıkınlış yaptım. Ve yeni xuddi şundaq hissiyat bilen onun aldıdın uzak getirdim. Bu ahval her günü tütkettim tekrarlanadı. Men yeni pat-patla özümünün ve üyümdekilerinin ayaklarını çoğun tor somkağa silip, nahal qahtırış, yamitiş üçün bovayının aldığı elip gelettim. Bovay ağızıga bir uçum uşaq mıxsel velip, ayaqlardın birini dopiğe kiydirətdi. Ayağının paşnısını kolları bilen sılap durup, nahalını cayığa elip kelgendin keyin, titrek kolları bilen mıx uğraddı. Her daim birinci qitimda bolqa mıx təgmeydi. İkinci qitimda sel sınayan tegetti. O quyuq saqallarının arsidin sangılap iqip düşken potlasını yuğan pencilik alıqallara bilen sörtü edip, bolqını üçüncü, tötüncü qitim uğraddı. Mən bolsam, bovayının közlerinin körüş körmesliki üstü de oylanğaş, ta ki o ayaqlarını bir-birlep koldun çıxarğıca, taqat bilen saqlap oltıraddı. Bovay iki koy tələp qılsa, töt koy. Üç koy tələp qılsa, altı koy berettim. O pulğa qarap mı qoymay, yancıqıqı saladı. Mən şu arqılıq qalbimni taştak besip turğan püşaymandın qutulmaqçı bolattım.
Ama kutul almaydım. Köz aldımda aman bir mənzere. Uzaq ötmüştü ki bir qabih çüş qayta qayta tekrarlanadı. Əmdala 14-15 yaşlarına kirgen kök horudak vaqtlarım idi. Dünyanın oy döngünü, adam diyen bu gəlite məxluqni ve adamlar otursadı ki acayip garayip münasibetlerini tek düşünmeydim. Kişilik hayat benim nazarımda goya başlangıç mektebinin hesap dersindeki tüt emeldek adlı idi. Adamlar yaxşı ve yaman, kıpkızıl ve kapkardın ibaret iki kılığı bölünedi. Yaxşı adamlar yaşı, yamanlar bolsa bu dünyanın yok oluşu, hiç bulmağanda adamdak yaşamaslığı gerek idi. O vaqtlarda, köç-köylarda, her günü ve her saatte digidek şuar, dağdumbaq sadaları yanırıp, yamanlar öy-öylerden, zavut idarlardan tutup çıkıladı. Uzun kağız kılpaq kiyip, cinayi kılmışları pütülgen yoğan tahtayını aldığa, kızıl kitabını yenige isip, koladaki eski dasını taranştıkaş, cemaatge öz kılmışlarını sözleydi. Mən cin şeytan palancı bolu mən, iştikallamğa sınıp ketken əksil inqilabi şucumcuyluq ideyelerinin təsirden iştikirikimini qapta qilip. Rəsti de, kino oğanlarının aldı da sözləydi. Tök adam toplaşqan yerdə, ətta uşaq balılarqı mı sözləydi? Sözləb, avazları pütüb, xırıldab getirdi. Bunun özü inqilab. Dövlət xalqını balayı apettin saqlaş yolu de ki, uluq işi hesablanadı. Bu iş bizdək alayı da siyasi içtiqo bilən köptürülüb, ən addi insani tuyğularını mı yok atqan kiçik əzimətlər üçün köngüllü həm cəlib qılarlıq məşğulat bolub qalğan idi. Çonlar başlıklarımızın kuluqağa bir nemelerini piçirlap astağına arkağı ötü belişatdı. Biz bolsaq eşbeş dügece təşkilinib, səhb tartıb, ya ki bir bəxtsizni qayarının bolsumu tepib çıxatdıq. Şuna bizni körsela kişilerinin çırayı özgürətdi. Qorqunçaqları bədər tikib etdi. Bir günü şəhərinin çət köçələrindəki öylərinin birinə bardıq. O, yerim xarabeliqə aylanğan konu postundakı öy bulup, oyla və dalan kiçikinə töngdəkidin qolçırağının yoruqçılıkla kün nuru düşüb turadığan gonga öylər mıq-mıq adamlar bilən tolıb ketgen. Kişilər topu besib ketgen oyuq təkçilərini yoğan kapkara kat sanduklarını axtırışatdı. Küplərini, kötəklərini ağdıratdı. Dalanın otursığa toplaşqan bir top kişi törükke yölünüp turğan burnu alaydı yoğan bir bovayını arağı elib alğan idi. Əksiyyətçi kitaplarını nə yoşurdun? Eytə! Eyt, kon cemiyetinin kolduğu. Tıkman kitabın ne? Öz kolun bilen tepip vermeydiken sen, itikallanını yancıp taşlayınız. Onlar bu vayını uyan buyan tartkılışı düşkelleydi. Birileri tehdit salsa, yeni birileri mesxeri kılıp külettdi. Ama bu vayının oltırışkan közleri de korkunç horluqtın əsər yox idi. Bəlkə bu aləmnin gəm gəssələri təsir göstərməyidigəndək acayip xatircəmlik var idi. Bu həddi hesabsız quruq avarçılıq. Həmmədən mə bu vayının çıraydakı aşu xatircəmlik ətrafdakı kişiləri gəzəbləndirib huş qallısını aylandırıb gəldi. İnqilabi ommini bikar avar kılışınğı yol koyulmaydı. Çapsa neydi?
Boy ölüm tıkkere. Yanım ışındak bezirip türe verdiğen bolsan, anım anağını közün körstimiz eli. Beş minüt küşe ıxrar kılmaydıken sen, kelip çıkkan her kandak yaman aqibetke özün mesul. Tembel kelgen otur yaşlıq bire er kişi begiz kolanı bovayının közlerge tıkıp durup, şımdaq degenden keyin, saatige karap durup, vaqtni hesaplaşqa başıldı. Bir minut, iki minut, üç minut, tört minut. Etrapni gördek sürlük cimcitlik bastı. Hemmi közler qenidin çıkıp ketidigan dek yoğan içilip bovayga mıhtek kadalgan idi. Beş minut. Ahire hava güldürligen dek gazeplik sada besiqmay turupla kişiler tevrep getişti. Galaş kuluş kılgan avazlar bilen tan bovay yerege güppide yıkıldı. Yamğurdek тегіп атқан теппек мұш сәрбісідің ғал-ғал тітіргенетше, хейліғыче ерге чаптышып ятты. Оның өліп келешідің әнсірген кішілер ұрыштың тоқтап, оны ене тартқышылап орындың тұрғызғанда, оның үз көзі тамамен қамғы бойылған еді. О, тітіріп атқан қолларыны ағзыға аперіп еді, алқыныға лай арлаш қан білен білі бір нәчтал сап сейріқ чиш төкілді. Шу чақта неміш кекенін көңілім айнып кетті. Чедап тұралмай ойлағы чықып яндырып әттім. Ишімдің бәкмі атчық сап сейріқ зәрдап суянды. Оның атчықы елі әм ағзымды тұрған дәкілі белін өді. Қанчылық вақыт өткен, тұйықсыз ойынның бір четедегі көңі иығылдың тән-тәні сада алыры көтірілді. Бір нәчі кіші қиын-қиыныға сығмаған халда. Тепілді, әксетші кітаплар тепілді, дейшкенеше өйгіріп шықты. Кішілер өзлеріне иығылық етішті. Біз мұ чоңларының кәң мөрелері үстідің, тәрпірап тұрдыған қолтықлары астыдың оларыны мұнч қошал қылып әткен ол жыны көрішке алдырдық. Иғыл қоланған. Топы дөвілері арсыда жігерен көні келгенка білен оралған бір нәтчі сандық көрініп тұратты. Бәслік бір нәтчі әр кіші күчігенедің гәдәнлерігече қып-қызыл болышқан халда сандықларыны бір-бірлеп қойлығы тошыды. Сандықларға селінған, датлышып кеткен құлыпларыны таш білен ұрып жақты. Сандықларының әмісі ғырвіге кетче кітап, йөгем қол язмылар білен толған еді. Варақлары сарғиып, юмшап кеткен кітаплар, сөзін сияқ білен көніші қатлар езілған саман қағазлардың дымақны іч тұрғыдәк зәй, чірінді пұрықы, бовайның өзігі оқшаш ұзақ заманларының пұрықы келіп тұрады. Кітаплар әшпәш дегіче төкіліп, кішік бір тақ болып дөвіленді. Бір әйлен бір бұтылты бензинне оның үстегі чашты, яны бірі сәрәңгі еқіп әтті. Шуғаман лаппыды қылып көтірілген зор ялқын кішілерінің көз алдыны тосып алды. Бұжылдап көйіп атқан кітаплар құдды адамдек аваз шықыратты. Көкөш, яғлы шаңғу, ісі балаханыларының өгзілердің, тереклерінің үшчедің ешіп өтіп, асты-асты парчылынып, көп-көк асманға сыңып кететті. Бұныңға әгішіп, кішілерінің чырайдегі хошаллық мұ күшеймәкті еді. Көзлер әсәбі қызғылықтың чақнайды. Кітапларының көмілген еріні әң бұрын тепу алған сейріқ жырай бір әр кіші оғалам шымыл ішқылып әткендек аяқ жанғы чөмкені.
Etraptikilerge karap karap koyup özünün iğılığı kandak kirgenliki, kandak ahtırğalıkını heyledin heyleğe tekrarlaydı. Sandıklarını kötürüşken, kolup çakkan, hatta serengi çıkarganlar mı bu sorunda ikinci oranına çüşüp gelişini halımay bəs bəsdi mahtınışatdı. Mən babayğa karıdım. O əmdi tövrükü yölünüp, közlerini yumğun içə qetip kalğan idi. Çırayı tam dək tatarğan. Çunqur köz çanaqlarda yaş tamçıları pıldırlaydı. İşki yekkağa halsız taşlanğan kolları boranda kalğan quruq şaqtək dirildəp titraydı. Yıllara kəyni kəyindən ütüp gətdi. Bərbat bolğan etiqat, köpükə aylanğan güzel arzunun həsirdi. Tenir qaş, xiyal və izdiniş içi də bara-bara ösüp yetildim. Yıllar bana bək köp nərslərini ögetti. Onun içi de həmmədin qimmətli ki, neminin ras, neminin yalğan, neminin güzel, neminin sətikəllikin. Hayatta nemigi etiqat qilish, qandaq yaşaş kerəklikini bilib alğanım boldi. Bu yalğız meninlə əməz, mağa oxşaş kiçikidə hayatın rast gəp anlamağan. Əgri yolunu köp mağan dəvirdaşlarım, tən tuşlarımın ortaq esiyatı bolsa gerek. Şundaq, bugün mən qaysı bir uluq zatının vəz nəsiyyətlərgi əməz, adlı kişilər arsidiki çınlıq, alicanaplıq və güzəllik işini mi? İnsan xarakterinin mürəkkəbliki və kişini tan qaldırğıdək köp tərəflimiliki gə. Şunun bilen bir vaqtda onun mängü yaxşılıq və güzellikke, öz-özünü mükemmelləşdürüşke intiladığalıqı işini mi? Şuna köpçilik bir ərsini qarı deysə, əgişib şundaq deməkmi? Zörür tepilğanda keçürüb etələyimi? Heç qaçan özümdün küşlüklərgə həsət qılmaymı? Acizlarını ani tapmaymı? Ətrafımdakilərgə zərrəcə xoşallıq bəğişləyə alısam, özümünü bəxtlik hiss qılımı. Könlüm köl suyudak tinç həm tınıq. Ah, hayatlıq nə qədər yaxşı, hə? Ta ki, yeryüzü dəsləbki seyriq yapraqları bilən qaplanışqa başlığan aşu küz ətiginigə qədər özümünü bəxtlik həm mükemmel çağlap yurdum. O, mən ari məktəbini bütküzüb, yurdumdaki anı məktəbimgə oxduqçı bolub kəlgən dəsləbki künnən ətdigini edi. Asman zümrətdək sözük. Qatar terəklərinin arqısıdın kötürlü vatqan yoğan qıp-qızılı quyaş kök asmanının bir qısmıqa, kən dalağa, yollar dəl dərəklərgə, lərzan küçük küşüvatqan seyriq yapraqlarga qızğuç altın hal bergan idi. Zimin, quyaş asta-asta kötürlüvatqan peytnin qulaq bilen anıqılı bolmaydıgan, əmma kişinin tomurlara da jaranlaydıgan həyvətlik orkestri astıda canlanı vatdatdi. Təbiyyətinin aşu sadasıqa məbdün bulub, içimgə sığmay vatqan acayip bir xil toyğunun təsiri də təbiyyətinin hüstigə toymay qaraydım. İçimdə rəssam bulub qalmağınımqa, təbiyyətinin muşu birdəmlik şehirlik körünüşünü buyaqlarım bilən tutup qiliş iqtidarıqa iyi bulalmaqallıqımqa mınlarca əbsuslunat. Tuyuqsız közlürüm yol boyudu oltırğan muzdoz bovayğa çüşdi. Xuddi çüşümdü körgendek tonuş çıray üstü de bir pəs tenir qıdım. Xiyalımda bolsa şuttap çakmaq çekilip hava güldürligendek boldı. Parlaq quyaş köz aldımdın qayıp boldı.
Aldımda pekat köp yıllar ilgereki bir manzere, bir kabahatlik çüş. Tirik adamdek avaz çıkırıp köyü vatkat kitaplar. Topuda lağıldap tutarıp yatkan bir bovay kayta gevlenmekte idi. Men beşimni kattık silkip etip bovayğı yeni karıdım. Hıdaya tova, dəl özü, şək şübesiz şunun özü idi. Şu haman vücudumda bir xil korkunç oru aldı. Xud o meni tonu valadığan dək orundan çaçırap qopup, orada kolları bilen gelimni boğup, sen o meni bozak qığan, kitaplarım qeni, kitaplarım tipip bər, deydiğan dək bilinip getdi. Mən bovayının aldıdın, жүгіргендік іштік кетіп қалды. Жоныңдың кейін ке бірнәтші күн ішеді мән дүниядегі барлық азапны, қатылының көңледегі вәхімені, гүнақ үткізіп қойған тәқвадарының мехрап алдыдегі ұстырапы вә дәштіні бешімдің кәчірдім. Ақыр, şu vaqtda şu şəraitni həm güdəklikimni səbəb qılıb öz özümə az tola təsəllimi verdim. Amma öz səbəblərimnin xuddi kiçik balalarının qumdan yasığan imarətlərdək aciz ikənliki özümə ayan idi. Çünki günah hər xil boladı. Onun bəzilərini tövbe kılış, əbu soraş, yaxşılı kılış arqılıq gədəndin saqıt kılgılıb olub. Yeni bəzilərini bolsa, gədəndin saqıt kılış məngü mümkün əməz. O senin hayat yolunda xuddi toxtumay ses buz çıxırıb turduğan təksiz hongda ağzını içib turdu. Əgər vicdanını tamamen yoxatmağan adam bolsan, əni şu hanga əbədi ben kılındığandak ruhi azap tartısı. Paydasız hikayelikini bilip durup mu, her xil yollar bilen vicdan azabının kutuluşunu oylaysın. Bir günü nahilik xalq işlar idarısı işleydiğen dostumunu izləp vardım ve gep arlığı da gərəzlik halda helqi bovayının gepini çıkardım. Onun qiyinçiliği, onunğa turmuş yardan pulu berişinin ne kadar zörlüğü doğrusu da ayacan bilen yarım saat sözlüdüm. Rast emas mı? Şundaq bir yer bulmasa, aşu qeyri bovay, ısıqını ısıq, soğuqını soğuq demək, ədədin kəşkici yolda oltıramdı. Onun üstüge təsir məsələsi mi vardı? Hə, elə ki, taht köyrüknün yanında oturup muzuzlu kıldığan bovay mı? Dep gepke arlaştı xalq işlar idarısının başlığı. Şundaq, onun hiç nersi yok. O allıqaçan bizden nabiqa beriş obyektlerimizden qatarığa kirgizilgen. Mədəniyyət inqilabıdan keyinla biz onun halden xəbər elib kelib atdımız. Lekin o bir gərit imcazlik qeyri. Yemey işmey pul jığıdı. Yeni yotkan kim keçek bersek əsli seti betidu. Bizden berginimizge qana ət kılmay muzdozluq kılıp mı pul tapıdu? Kim bilidu onun yıkkan pullarını nemi geçiltidiğine ne? Demisimu qeyrağanda ademlerde her xil galite həvəsləri payda bulup qaladikin. Lekin pul yıksı yıkmamdu. Oğurluq, bulançılıq kılmağan dekin. Mən əni şundaq zidiyyətlik xiyallar ilki də qaytib kəldim. Keçici oylunub, əmdi onunqa pul bərmək, yaydıqan, içidiqan, tenigə quvvət buluduqan nərsilərinlə aparıb berək digən yərgi kəldim. Ədsi çüşdə anamqa tazı məzirlik qılıb, şöylə ətdürüb, bir qaçıqı usub, bovayqı alğaş kəldim. Əmma bovayı ornadı yox idi. O yerdə ət yazının soğuk şamili quruq qazanlarını uçurtup yürədi. Mana ətraf bir dilla çöllüşüb kətkəndək. Bu yerdəki həmmə,
osman, yol, körük, hatta dal daraxtlarmı özlərinin mühim bir əzasından ayrılıp mumlanıp qalğandak belindi. Nemiş qıdır könlümü qəşlik içində qaldı. Mən onu ətsimi, ögünümü uçurta almadım. Axırı taqat qılalmay onun üyigə bardım. Əfsus ki bəhmü keçkib beribdim. Oylada toplaşıp turğanlarının eçişçe bovay aldımkı akşamı tuyuqsız alamdan ötüpdü. Qolum qoşnuları birleşip onu izzet hürmeti bilen yerlikede koyup boptu. Ular yani bana bovayının köp yıllardan beri jığıp kelgen kitaplarını tatqiqat orunlarına taqdim kılgallıqı haqqıda vəsiyet kaldırgallıqını sözləp bərdi. Tihi oylanışkımı ülgürmegen edim. Bovayının şikerki üyedin yaşanğan közeneklik kişi bilen bir yaş yigit çıxdı. İşkelesinin çırayıdın küşlük hayacan belin etdi. Qeyr araqi pat-patla kolyağlıqı bilen burnunu sürtetdi. Qandaq kitaplar içide onçı-munçı paydalanış kimiti barlarım var mıken? Dəb sordu, bizden qatarımızda turğan xalq işla idarısının başlığı erensizlik bile. Yaşanğan kişi bir pəs sözleyenmeyi turup qaldı. Arqadın küşlük bir işki hayacandın özgərgən avazda barışken, bolğanda mı qandaqdan bu hürmetlik zat kaldırıp ketken kitaplar arsidin qadimki tarihimiz və ədəbiyyatımızğa ait bizge tehe məlum bolmağan, məlum bolğanda mı tepilmağan bir mınçı kımmetlik materiallardan uçurattık. Qalğalarını yani bir çoğunqırlap tatkı kılışımızda doğru keledigan da kılıdı. Dedi. Köpçelik hantan kalğandak jimip ketişti. Xalq işlari idarasının başlığı xijil bolğanını çandırmaslıqqa tirişip xodonşidi. Hey, kim bilibdi deysle onun yemey işmey tapqınını kitap setibilip jürgünini. Hey. Mən aşu tonuş yolunu boylap qaytıp geldim. O acayip yıqımlıq bahar küllerinin bir edi. Cənub şamili çıqıp atatdı. Kengri dalılardın, yollardın, iriq üstenlerdin koyuq or kütürlü batatdı. Mən bu vayının davamlıq oltırdığan cayığa qarab, zimindin kütürlü batkan orlar arsidin onun qametini gılpal körgendek boldu. O qamet təsvirligüsüz uluq var, nurani idi. Amma biz çü, mən çü. Bizning köydürvetkenlerimiz yalğız kitaplı mı? Biz saklap kalanmağan nerslerinin köplüğü üçün atı babalarını karğaymız. Bırak özümüzden mi? Keyinkilerge ata baba çikallikimiz ne? Davamlıq esimizden çıkarıp koyumuz. Tügedi. Maqul emse bu qitimliq kitap oqışımız müşinçilik bolsun. Keler qitimliq kitap oqış programımızda görüşeyli. İmkan ba tezrek yeni bir yeni əsər oqıp berişki tırışımı. Xoş emse diqtınla tövendeki qısqa videoda bolsun. Yani kızım Delfros bilen bille. Finlandiyanın paytaxtı Helsinki'ye bağa vaxtımızdaki ziyaretin qısqıcı görünüşlü. Xayr xoş. Aman bolaylı. Xayr xoş. Assalamu alaykum. Kitap oxuş mənbəri avladla torbetinin hörmətli müştəriləri mənbərimizə yeni gələn qərindaşlar. Bu gün mən qızım Dilfruz ilə birlə Finlandiyanın mərkəzi Helsinki şəhərində. Bugünkü ziyarətimizin aldı bilən
Finlandiya'nın yani Helsinki'deki en simbolik bir yerden başlayınız. Bu olsun mu? Sibelius bahçesindeki bu körüp kurvatkan Sibelius katırması. Katırması değişimdeki sebep bu 600'den artı polat trubladın yasalgan muşundak bir görünüş. Ameliyatta bu orgu deydiğen bir kıl müzik esvabı var. Şunun ki şekilde yasalgan. Onda konuşu da bu muşu Finlandiya devlet şiirinin ki yazgıçısı boğan Sibelius diyen kişinin hürmetine bağışlanan boğaşka muşundak bir müzik esvabı. Çıkılman çırayla görken ki Finlandiya'nı bilirsinler, Avrupa'nın ki şimali kısmına caylaşkan türüne ait küçük bir devlet. Ahalisi 5 milyon 500 milyondan artı olan hatta Şivsariya'nın ki nüfusudun mu azken. Ama bu devlet bu yıl 5. kitim dünyadaki en bahtiyar devletle Katar'da bağlandı. Şivsariya 3. orunda durdu. Hatta bunda konuşu da belki benim oylaydığım bu şu cemiyetin mutlum buluşu, her kıl içtimai paravallıklarının ki ait yukarı buluşu, kişilerin ki hatırcağım, muşunda bir muhitte erkin yaşışı sebebinden de oylayman. Finlandiya Utra esirden tatip 18-19 yani 1807 yıllar kadar Şivitsiyanın ki kontrollüğünü turgan bir rayonken keyin 1807 yıllardan tartıp Rusiyaniki müstamlikasiga ötkenken ta ki 1917 yılgacha ya'ni o'sha 100 yildan ortiqroq vaqt ichida Rusiyaning bir avtonomiya rayoni shaklida turgan bo'lsa, lekin o'zining tili, puli, bankisini saqlab qolgani uchun 1917 yılı özdeki müstakillikini kolga keltirgen iken. İkinci Dünya Urusu mezgili de naayet köp yazetler çekken sözler getip kaldım. Kene, emse, moşu bir neç gün içide hazır gelsin ki de durmadılar. Son
kirin kiyimlerini giyip sabahtan dik derer. Çayla küçük gibi. Menara tapresu. Somalina Arlığa hoş geldin la. Sen de hoş geldin ayası. Nim bak ya balam. Bozdum o açık. Orada. Korkunçluk ki. Dağa, dağa. Ne kep kalgandık buldum da atsız. Komünistik aralık ediniz kubaya. Komünistik aralık okşayık ya. Ben de neyime kuruluşları, binalarını kuruluşları. Ama deyken, bazı bir menzirde. Ma jığın açılığan işkanları dek. Çırağa. Kün çıkanmasa da külpeçim. Thank you.
Bugün ben kızım, sınlım, Tırsıngil, inim, ben Timinla bilen bile Helsinki'den 50 kilometre keledigan Porvu degen bir küçük kentte. Bu küçük kent Finlandiya'daki en çıraylı küçük kent hesaplanırken. Ahalisi 50 mingden sel aşırıyken bugün birlikte bu küçük şehrini biraz ayınlaydı. Yağış öyle, Muşu şehrininki en tipik belgelerden biri iken hava soğuk, şimali kutuptaki caylar, şehirler, Muşu'da soğuk oldu. Kenan kızım, ayet bir küçük parakopate. Çıkıya'dan belik tutup atı bu, vay bir tutkan belik tas kadar sunuyor, çıkarken geldi. Hello. Hello. How are you? Fine, fine, thanks, and you? I saw you about to want to see. Trying to Hey, hello. Ay, no fırına kızım. Oo. Çay koşaktı ya. Omar kim bu? Bu canlar Helsinki'de bakalım, Michael'e yürüdüğe baktılar. Thank you.
Aa, ne yapayım? Kuukauden päästä, niin sitten on... Onun üstüme kuyaş bilen tehimi ak, tehimi heyvetlik göründü ki. Finlandiya'daki Uygurlar bu yani ak mescide koydu ki.